Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TVT AYT Geometri Kampı'nın 9. haftasının 4. videosundayız. Üçgenlerin sondaki testleri çözüyorduk ve son testteyiz. Üçgenlerin son dersindeyiz daha doğrusu. Test 4'ün çözümünü yapacağız. Kitabımızda sayfa numarası da 95, 96 ve 97'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı olan üçgen biçimindeki ABC kartonu C köşesi A köşesinin üzerine gelecek biçimde katlanmıştır. Katlama şu şekilde göstermiş. Ne yapıyorduk? Katlanmışı geri doğru açıyorduk. Ve burada bir şey sorulmuş. Kenarlar arasındaki sıralama. Katlama sorusunu aç. Kenar bağıntılarını da sormuşlar. Ee, katlamayı geri doğru açacağız. Açılmış hali var. Şu kenarlar birbirine eşit. Sonra bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Hatta üst üste binen açılar da eşit. Şu açılar da eşit. Bu açıları da şöyle bir eşitleyecek olursak çoğu olay bitecek galiba. Şu 50'yi yazalım. Bak önceden burası 50 idi. Burası 60. Bunun tamamı kaç? 70. E şurada x kenarlık yok mu kardeşim? Var. E 50 ise burası da 50 oldu. Sonra tamamı 70 olacak. Buraya 20 derece kaldı. 60, 20 daha 80. Buraya 100 derece kaldı. Hatta bunlara da 40'ar derece kaldı? Evet hatta burası da 90 derece yaptı. Şimdi benden AB şöyle AB kenarı neredesin? Şuradasın. Siyahla çizeyim üstünü de hangi kenarlar üzerinde işlem yapacağım belli olsun. AE şurası ve CD hakkındaki sıralama isteniyor. Arkadaşlar CD uzunluğu zaten AD uzunluğuna eşit değil mi? Evet. Şu AB, AE ve CD ben şuna A diyeyim, şuna B diyeyim, şuna da C diyeyim de kafa karışıklı olmasın. Şuraya A dedim. AE'ye B dedim. Şuraya da C dedim. Aslında bu uzunluk buraya da eşit değil mi? Evet. E o zaman hadi yorumlayalım şimdi. Mesela şu üçgene bakacak olursak bu üçgende A ile C'yi yorumlayabilirim. Bu A'yı gören 100, C'yi göre 60 olduğu için A büyüktür C değil midir kardeşim? Evet. Yani bu ne demek? A, B, C'den. Yani şu kenarı kıyaslıyorum ya. C, D'den büyüktür. Yazalım onu. A, B büyüktür C'de. Eyvallah. Şimdi ben neyle neyi kıyaslayacağım? Hocam B ile C'ye. Buradaki pembe üçgene bakacak olursan. Hocam burası 90 derece hipotenüs olduğu için C'de B'den büyük değil mi? Evet C'de B'den büyük. C, B'den büyük demek. C dediğimiz zaten neydi arkadaşlar? C, D uzunluğuydu. C, D uzunluğu da. Neden büyükmüş B'den? Yani AE uzunluğundan büyüktür. E şimdi CD'den büyük. CD de AE'den büyük. O zaman AB, CD ve AE şeklinde bir sıralama geldi mi arkadaşlar? En büyüğü AB yaptı. Sonra CD, sonra da AE çıktı. AE şuraya niye bir şey yazdım? Şuraya AE yazayım. Evet o zaman şıkkımızı arıyoruz. Hangi şıkta var? Küçükten büyüğe doğru sıralanış isteniyor. AE, CD ve AB olması lazım. O yüzden cevap Denizli yaptı. Geldik ikiye. Evet tablo sorusu. Asmışlar ÖSYM'de benzerini sordu. Dikkat. Bir duvara yerden yükseklere aynı olacak şekilde 10 santimetre arayla 5 çivi çakılmış. Bak 1, 2, 3, 4, 5 çivi 10 santimetre aralıklar var burada. Bunu bak. Yani şurası da 10 santimetre, burası da 10 santimetre, burası da 10 santimetre. Kenan yani ben. Uzun kenarı 20 santimetre olan ve uzun kenarların iki köşesine sabitlenmiş bir ip yardımıyla özdeş. İki tabloyu çivilerle aşağıdaki gibi asıyor. Bu şekilde asmışım kardeşim. Uzun kenarda 20 santimetre. Tamam. Sonra ne diyor? Bu durumda Kenan tabloların yerde yüksekliğini 42 ve 50 santimetre olarak ölçmüştür. Buna göre tablolardan birinin asılmasına yardımcı olan ip uzunluğu isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi öncelikle ben tabloyu böyle astıysam ve zemine paralelse bu ne olmak zorunda kardeşim? Eşit olmak zorunda. Yani iskenar. E burada 10 santimetre 10 santimetre var ya bu da paralel ya. O zaman şunların da birbirine eşit olması lazım hocam. E o zaman şunlara ben bir ne diyeyim? İpin uzunluğu isteniyor. Şuraya bir A diyeyim, A diyeyim. İpin uzunluğu ne oldu kardeşim? İpi, i̇pe dikkat et. A değil ya da 2A değil. Dikkat. A artı 10, artı 10. 2A artı 10 değil mi? Evet. Hocam ipin uzunluğu burada da eş yapılır. ÖSYM çok sever. Dikkat et. İpin uzunluğu burada da aynıdır. Burada da aynı değil mi? Farklı çiviler atmışım sadece. Evet. 2 artı 10. 2 artı 10. Yani burası A artı. Ve 2 artı 20 yapıyor burası. A artı 10'a artı 10 oldu burası da. A artı 10'a A artı 10 oldu. Peki şimdi ne yapacağız? 20'yi kullanacağım. Hocam x kenar var. E, x kenar görüp de tabanda mevcutsa insan o olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Çizdiğin yüksekliği. E burası 11'im. 11'im oldu mu? Oldu. Sonra ne yapacağız? Bu şekilde duvara bir çivi çakıldığı zaman ya da tavanın zemini olan uzaklığı gibi düşüneceksin burada. Hop şuradaki mesafe arkadaşlar her iki şekilde de sabit değil mi? Çiviyle bir yere bir şey asıldığı zaman Mutlaka ama mutlaka o çivilerin zemin olan düşünün. Her iki şekilde de aynı değil mi? Aynı. E o zaman burada hocam 42 var. Şu dikdörtgenin bir kenarına Y diyeyim. Şuraya da bir H diyeyim. 42 Y ve H diyeyim burası. Evet. 42 artı Y artı H burası. Aynı zamanda burası da aynı olmak zorunda değil mi? Evet. E burası da Y zaten. 50 artı Y artı A'ya eşittir. 50 artı Y artı A'ya eşittir. Y'ler ne oldu? H da buradan neye eşit oldu? 8 artı A'ya eşit oldu. Evet. 8 artı A'ya ya da A artı 8'e eşit oldu. Gençler ne var şimdi burada? 10 var. A artı 8 var. A artı 10 var. Hmm. Şimdi düşüneceğiz. Bir kenarı 10 olan, dik üçgende 10 olan bir özel üçgen yok. Ama iki katı 10 olan var. Yani nedir? 5, 12, 13 mi? Hissedeceğiz kardeşim. Hissedeceğiz. Yani tutup da burada şunu yapmayacaksın. Hocam A artı 10'un karesi eşittir. A artı 8'in karesi. Artı onun karesi deyip işlem 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 sonuca ulaşmayacaksın. Bak bunu hissedeceksin. Yani ÖSYM'den ne sormuştu biliyor musun? Dik kenarda ne vardı biliyor musun? 48. Hadi düşün şimdi. Dik kenarda 48 olan hangi özel üçgen var? E yok hocam değil mi? Evet yok ama 48'in yazısı kaç? 24. Ha 48, 24. 7, 24, 25 iki katı mı diye hissedenler o seneki soruyu çok rahat bir şekilde yaptı. Burada da 10 olan hocam 6, 8, 10 değil. Hipotenüsü 10 olsaydı 6, 8, 10 derdik. Dik kenara 10 olan yok ama yarısı 5. 5, 12, 13 mü diye hissediyorum. Acaba burası 12 iken burası 13 olacak mı? Yani 5, 12, 13'ün 2 katı pardon. Burası 24, burası 26 olacak mı diye bakacağız. A yerine kaç yazmam lazım burada? 16 yazarsam eğer. Hocam burası 26 yapar, burası da 24 mi yapıyor? Evet. Buradan da işlem yapsan A'yı kaç bulursun zaten? 16 bulursun. Hissettik A'yı 16 bulduk. Ama cevap 16 mı? Değil. İpin uzunluğu isteniliyor bizden. İpin uzunluğu A artı 10 A artı 10. Yani 2A artı 20 değil mi kardeşim? A yerine 16 yazarsam 32 artı 20'den cevap kaç çıkıyor o zaman? 52 çıkıyor. Gerçekten çok güzel bir soru. İkinci soruyu da böylelikle balık bulduk. Geldik 3'e. Ben bunun böyle Instagram'da hatta YouTube'da da Shorts'da da koydum. Farklı bir versiyonunu alan versiyonunu Instagram'da şey yaptım. Kerankara ile Geometri Instagram'da animasyonlu bir şekilde alanını yaptım. Hatta şöyleydi. Bu şekilde kartonlar yerleştirildiğinde şurası X, burası Y ise e, şeklin alanını sormuştum. X kare eksi Y kare. Merak edenler Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan bakın. X kare eksi Y kare. Hatta buradan da bir sonuç çıkmıştı. Onunla ilgili zaten video çekeceğim. Çok yakında onunla da ilgili bir video çekeceğim. Çünkü bunun her durumunu inceleyeceğim size. Farklı durumlarından da bahsedeceğim. Çok güzel içerik gelecek orada da. O, e, hatta bir üçgen alanı ne yapıyor? Tüm alan 4 tanesi x kare eksi y kare ise bir tanesi de x kare eksi y kare bölü 4 şeklinde çıkıyor. Öyle de bir sonuca varmıştı. Neyse. Köşeleri ABC harfleriyle isimlendirilmiş üçgen biçimindeki bir karton şekil birdeki gibi gösterilmiştir. 4 tane ABC kartonu kenarlar arasında boşluk kalmayacak ve kartonlar üst üste gelmeyecek biçimde düz bir zemin üzerinde A köşeleri çakıştırıldığında A köşeleri çakıştırıldığında 4 tanesi böyle oluyormuş arkadaşlar. A hocam A köşeleri burada hepsi aynı açı değil mi? A köşeleri çakıştırılıyor. Eş yapıyı kullanıyoruz. ÖSYM bunu çok seviyor. Eş yapılarda neyi düşüneceksin? Bir, kenarların birbirine eşitliği, kenar eşitliğini kullanmayacağız. İki, açıların eşitliğini düşüneceksin. E burada hocam A köşesindeki açı, A köşesindeki açı, A köşesindeki açı, A köşesindeki açı. Dört tane nokta açısı 360 eşitse bir tane nokta açısı neye eşittir? 90'a eşittir. Eyvallah yazdık. Sonra şekil 2 oluşturulabilmiş. Aynı işlem 5 tane ABC üçgeni kullanarak B köşesi için yapılmış. Yani 5 tane B köşesini koyduğun zaman da 5 tane üçgen gibi hisset. 5 tane B köşesindeki açı. Yani bu ne demek? 5 alfa eşittir 360 demek değil midir? O zaman alfayı kaç buluruz? 72 buluruz. Alfa 72 çıktı. O 72 90 ise buraya kaç kaldı? 18 kaldı. Buna göre diyor bu işlem kaç tane ABC kartonu kullanılarak C köşesi çakıştırılarak yapılır diyor. Yani C köşesindeki üçgenlerden şöyle 18 dereceleri böyle çakıştıracaksın 18 dereceleri. En son böyle geleceksin geleceksin geleceksin. Hop bu şekilde olacak. Yani burada kaç toplamda kaç yapması lazım? 360 yapması lazım. O zaman 360'ın içinde kaç tane 18 kullandın o soruluyor aslında sana. O da kaç yapıyor? 20 yapıyor. Gerçekten çok mükemmel bir soru arkadaşlar. Üçüncü soru Ceyhan çıktı. Geldik dörde. Çok kolay bir soru. Rahat bir şekilde yapmışsındır zaten. Kısa kenarı bir birim olan, uzun kenarda iki birim olan dik üçgenler. ÖSYM de bunu x kenar dik üçgen olarak sormuştu. İşte bu şekilde konulmuş arkadaşlar. Ucuca konulmuş. Bunlar doğrusal olacak şekilde. ACD şekil e, ACD doğrusal olacak şekilde. Hipotenüsleri doğrusal olacak şekilde konulmuş. Pardon. Sonra şekil 2'de A köşesi etrafında döndürülmüş. Bu sefer B neresi diyor? Şekil 2'deki gibi B, C ve D doğrusal olacak şekilde diyor. B, C ve D doğrusal olacak şekilde diyor. Hocam bu noktadan mı geçiyor bilmiyoruz. Önemli de değil. Önemli olan B, C'nin uzantısı D'ye kadar gelmesi arkadaşlar. Buna göre diyor son durumda C ve D noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Arkadaşım burada ne var? 1, 2, kök 5 üçgeni mi bu? Evet. Kök 5, kök 5, kök 5, kök 5, kök 5. 5 tane üçgen. Hocam bir de şuna dikkat et. Bu üçgen döndürüldü mü? Önceden buradaydı. Hop buraya mı geldi? Evet. Önceden buradaydı hop buraya geldi. Aa, buradayken de kök 5 bir uzunluğu yok mu? Yani hala buradaki yer korunuyor kök 5. Yani toplamda burası ne? 5 kök 5 değil mi? Evet. Burası 5 kök 5. E sonra hocam şu BC'de doğrusal diyor. Büyük üçgende bir Pisagor bağıntısı çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. O zaman dik kenarına bakalım. Şu 5 beş kök 5 hipotenüs dik kenar 2. Şunun tamamına da bir A diyelim istersen. 5 beş kök 5'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı A'nın karesine eşit olacak. 2'nin karesi artı A'nın karesine eşit olacak. Bu da 25 çarpı 5. 125 yapıyor. 125'ten 4 çıkınca 121 eşittir. A kare yaptı. A'yı da böylelikle 11 bulduk. Ama A 11 çıktı ama bizden C ile D noktaları arasındaki uzaklık isteniyor. Dikkat! Sazanlık yapma. Senden burası isteniyor. E biri buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 10 kaldı. Yani cevap Balıkesir yaptı. Geldik 5'e. Aynı sorunun lacivertini yazdım ama bu sefer zorlaştırdım. Bu sefer gerçekten zorlaştırdım. Çünkü birkaç farklı durum söz konusu. Bakalım nerede takılıyoruz? Nasıl hamleler yapıyoruz? Lütfen oraya dikkat et. İkiz kenar dik üçgen biçimdeki özdeş kartonlar hipotenüsler aynı doğru üzerinde olacak ve yan yana gelen üçgenlerin birer köşesi çakışacak biçimde şekil birdeki gibi düzülüyor. Bu sefer sayı adet vermemişim. Kaç tane üçgen koyduğumu bilmiyorum. Bu üçgenler böyle ve bunlar ikiz kenar dik üçgen. 45 45 90 üçgenleri bunlar. Sonra ABC üçgen A köşesi etrafında bir miktar döndürülüyor Ve şekil 2'deki gibi B, B, C ve D. Bak şu da bir de E doğrusal olmuş. Demek ki ben buradaki D'yi de kullanacağım. Tamam BC uzantısı buraya gidiyor ama bu köşeden gidiyor. Bunu kullanacağım. Peki DE uzunluğu 11'im. Arkadaş bana DE uzunluğunu vermiş. Ben bu uzunluğu kullanmak zorundayım. İkiz kenar dik üçgen. Burası 45 burası 45 eyvallah. Burası da 45, burası da 45. Eyvallah. Şimdi senin eleman buradaydı böyle. Hop döndü buraya geldi. Değil mi? Dikkat et. Buna da dikkat et kardeşim. Bu döndüğü zaman buraya geldi. Yani senin buradaki uzunlukların nedir? Birbirine eşittir. Aklında bulunsun. Döndürme kalem döndürdüğünde yine aynı kalem. Yani birbirine eşit olması bizim için önemli bir yere sahip. E hocam ne yapacağız burada? Ya buradaki onu kullanmam lazım. Şu onu nasıl kullanabilirim ben? Hocam ona ait bir dik üçgen o zaman. 90 derecelerde var ya. Ne yapabiliriz? Burada iki kenar dik üçgen ya aynı zamanda bu Şuradan bir dik çizebiliriz kardeşim. Şuradan bir dik çizdiğim zaman en azından bir dik üçgen oluşmuş oluyor, ona ait. E 45 90, burası da 45 oldu, burası da 45 oldu. E, 45 45 90 üçgenleri var. X kenarda, dik üçgenler de lazım olacak bana. Hocam X kenarda, dik üçgenin bir kenarında X istersen burası X kökü olacak. Hocam X kökü iken bölü ikisiyle uğraşacağım. Ya ne gerek var? En küçük dik üçgenden başla. Yani burlara XX X, X diyeceğine, Bence şöyle de, şuraya X, buraya X dersem eğer burası X kökü oldu, evet, burası da X. Yani senin dik üçgenlerdeki dik kenarın x kökü hipotenüsünde 2x oldu. Yani bak burası 2x, hipotenüsün 2x, burası da x kökü oldu. Hatta burası da x kökü, burası da x kökü oldu. Sonra ne yapacağız? Hocam 90 derece burada, 90 derece burada dik üçgenden çıkmıyor. Ne? Buradaki dik üçgende özel bir durum var. Çünkü burada kaç tane olduğunu bilmiyorum böyle üçgenler arada. Zaten benden üçgen sayısı isteniyor. Ne buradaki dik üçgende bir şey var, ne büyük dik üçgende bir şey var. E ne yapacağız? Ama bakacak olursan 90'lar 2 ya da 2'den fazla. E, ne geldi aklına? Dal alfa beta'ya. Dalayım peki. Alfa beta. Alfa 90'sa burası da beta oldu. Yani senin şuradaki üçgeninle büyük üçgenin benzer oldu. Alfanın karşısı x kenar, Alfanın karşısı x kök 2 oldu. Ha, 1'e kök 2 oran var burada. A, 90'ın karşısı 10'sa. 90'ın karşısı buradaki kenar ne olacak o zaman arkadaşlar? 10 kök 2 olacak. Bir, çok güzel bir kat var. X ken, x kök 2 oldu ya 1'e kök 2. 90'ın karşısı 10 sa 90'ın karşısı 10 kök 2'dir. Eyvallah. Biz neyi kullanmadık? Şuradaki eşitliği. Bak 2 x ken, Burası da 2 x değil mi? Evet. E hocam şuradaki dik üçgenle ilgili işlem yapıyorum. Yani bana burası da lazım olacak. E hocam burası ne oluyor o zaman? 2 x burada x burada. E toplamda 10 kök 2. 3 x burada mı? Evet. O zaman burası 10 kök 2 eksi 3 x mi olacak? Aynen öyle. A hocam bu üçgenle büyük üçgen benzerdi ve benzerlik oranında kök 2 katı. Beta'nın karşısı 10 kök 2 eksi 3 x ise o zaman buradaki büyükteki beta'nın karşısında ne olacaktır? Bunun kök 2 katı. Kök 2 katı 20 eksi. Bunun kök 2 katı 3 kök 2 x mi oldu? Evet. Heh şimdi 10 artı şuradaki parça artı x kök 2 eşittir. Bu diyeceğim ama maalesef soru işareti yok. Soru işaretinin olduğu şuradaki uzunluğa yoğunlaşmak zorundayım. Ben bunu nasıl bulabilirim şimdi? Düşünüyorum, düşünüyorum. Hocam şurada bir 90 derece var. Eyvallah. X kökü ve şurada da X kökü artı soru işareti var. Hmm. Bak burada da aslında şöyle bir dik üçgen var. Şuna dikkat et. Şuna, 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 şuna. Lazerimizi alalım. Bak şurada. Şuna dikkat et. Burada da bir 90 var. E burada da bir 90 var. Şunu şöyle çizecek olursan ikili dik üçgen oluşuyor mu arkadaşlar? Şöyle çizecek olursa, Bir burada pisagor, bir burada pisagor var mı? Var. E o zaman bak bunu bulmaya yönelik hamle yapacağız ya durduk. Bunu nasıl bulabiliriz? Özel bir durum var mı? Benzerlikten çıkmıyor diye düşündük. Ama şunu şöyle çizince arkadaşlar. Şuradaki Pisagor bantından x ve 3x. Yani birin karesi artı 3'ün karesi kök 10 yapıyor. Burası kök 10 x oldu. E kafadan yapalım. Bunun karesi eksi bunun karesi de 10x kare eksi 2x kare 8x kare yapıyor. 8x karenin de kare kökü ne yapar gençler? Bu da 2 kök 2x yapar. Hocam burası 2 kök 2 x yaptı. Heh, soru işareti olan yerde x kök kim oldu? Evet. Şimdi dikkat. 2 kök 2 x artı 10. Buna eşit değil mi? Evet. 20 eksi 3 kök 2 x. Bulmuştuk biz bunun tamamını. Aynı zamanda neye eşit? 2 kök 2 x artı 10'a mı eşit? Evet. Zor bir soru değil mi gençler? E arada böyle zor sorularla da uğraşacağız. Attık onu buraya. Attık bunu buraya. 10 eşittir. 5 kök 2 x geldi. Yani x de buradan ne geliyor o zaman? Sanırım kök geliyor. 10 bölü 5 kök gider. Kök 2 geldi. E ne işimize yarayacak şimdi? Hocam x'i kök 2 bulduk ya. Burası 2 kök 2. Yani burası bak şunun tamamına gelelim. Bunun tamamı 10 kök 2. Hocam x kök 2 olduğu için burası 2 kök 2. E burası da 2 kök 2. Böyle 2 kök 2'lerden kaç tane koyarsam 10 kök 2 elde ederim. E o zaman hocam belli. 10 kök 2'yi 2 kök 2'ye böldüğün zaman kaç adet olduğunu bulmam mı? Buluruz. Böldüğümüz zaman da kaç yapar? 5 yapar. Yani cevap böylelikle B seçeneği çıktı. Zor bir soruydu. Kabul et. Ben ettim çünkü. Ama ben de bu soruyu yazarken sırf bu soruyu böyle zorlaştırmak için elinden geleni yaptım. E bazen de zorlanacaksın kardeşim. ÖSYM bazen öyle sorularla geliyor ki. Ne olacağı belli olmaz. Hangi konuda soracağı belli olmaz. Ya matematikte ya geometride böyle sorularla karşımıza geliyor kardeşim. O yüzden ben sizi her halinize yani en iyi halinize kadar hazırlamak zorundayım. Ya hocam anlamadım. Anla kardeşim. Anla. Bana ne? Bir daha dinle demeyeceğim. Bak bir daha dinle. Gerçekten bir daha dinle. Yani yaptığımız hamleler seni geliştirecek. Ama bu soruya bir daha bence dön. Sonrasında şuraya bir hatırlatma yaz. Duvarına bir e, ne diyorlardı ona? Küçük postiş mi diyorlar? Bir şeyler yap işte. Yaz oraya. Hatırlatmasını yaz ve geriye dön. Anlaştık. Evet. Beşinci soruyu. Balıkesir bulduk. Geldik altıya. Çok kolay bir soru. ÖSYM böyle bir soru sormuş. 20 20 12 bunu böyle yaptığında buradaki alan değil çevresi soruluyor. Hocam burası kaç? 12. Hocam burası döndüğünde de yine 20. E burası da 20 ya. 12 20 ne üçgeni? 12 16 20 üçgeni. E hocam bunlar zemine dik, bunlar paralel. E orta tabandan dolayı bak bu şunlar eşit. Bunların da paralel olduğundan dolayı orta taban çıktı. Ya da benzerlikten hocam yapabilirsin ama orta taban direkt eşit oldukları için. 12 ise burası kaç çıkar? 24 çıkar. 16 ise burası da 16. İşte bunun çevresi isteniyor bizden. Toplayalım bakalım çevreyi bulmak için. 24, 16, 12 ve 20'nin toplamı isteniyor. Bu da kaç yapıyor? 72 yapıyor. Gençler cevap 72 oldu. Yani cevap ne oldu? Balı kesir oldu. Geldik. 7'ye. 7. soruya. Başlangıçta güzel bir soru yalnız bu da. Ha. Şimdi 17'nin katını gören 8, 15, 17 vardır zannediyor. Ya da bak Burada da 8, 5, 12, 13 vardır zannediyor ama a -a, bu sefer yok arkadaşlar. Başlangıçta şekil 1'deki gibi masanın üzerindeki tuzluğun B köşesine uzaklığı 170 cm'dir. Şuraya. Sonra tuzluk şekil 2'deki masanın BC C kenarında dik olacak şekilde tamam. Bu ne olacak? Buradan buraya dik olacak şekilde gelmiş. Yani bu yol değişmiyor arkadaş. Bu buradaydı önceden. Bak önceden neredeydi? Buradaydı. Şimdi buraya geldi. hiç Aynı şekil üzerinde de düşünebiliriz. Buraya geldi bizim tuzluğumuz. Böyle çizdiğimiz zaman da burası da kaç olmuş? 130 olmuş. Şöyle dik. Evet. Buna göre diyor son durumda tuzluğun masanın BC kenarının olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Yani benden şuradaki X uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Bu soru nasıl soruldu? Araba, park sensörü duvar, şurası duvar araba buradan geri doğru geliyor. E ben de tuzluğu getirmişim. Ne var yani? Aynı şeyin tuzluklusu. Tamam mı? Evet. E ne yapacağız arkadaşlar burada? Bak daha net bir şekilde gör diye şöyle çiziyorum. Elimde şöyle bir dik üçgen var. Hatta iki dik üçgen var. Hocam bir böyle dik üçgen var bir de böyle dik üçgen var. Burası 170 burası 130 ve buradaki uzunluk belli mi? Belli değil. B köşesinin olan uzaklığı 130 ve 170 verilmiş. Başka bir şey daha verilmiş. 60 santimetre ilerlemiş. ha tuzluk 60 santimetre hareket etmiş. Yani şurası 60 santimetre verilmiş ve benden X deniliyor tuzluğun. Şuraya. BC kenarına olan uzaklığı. E ne yapacağız? Y diyeceğiz buraya. Elimizde iki tane pisagor var. Hocam bir burada pisagor bir de büyükte pisagor. Hissedelim hocam. 5, 12, 13 mü? Koy bakalım. Burası 50 olunca. Hani 5, 12, 13'ün 10 katı. Burası da 120 mi oluyor? 5, 12, 13. 120, 110, 170 diye bir üçgen yok. Ya da bunların yeri değişince oluyor mu? Hocam burası 120, burası 50 olunca 50, 180, 170 diye bir üçgen maalesef yine yok. Zaten burası 180 hipotenüsten büyük olamaz. Demek ki Pisagor bağıntısı yapacağız. Hocam sayılar çok büyük değil mi? Evet sayılar büyük olduğunda da şunu yap. Tavsiyem. Öyle 170'in karesi. Ya yine alabilirsin. Sıfırlarla uğraşmaman için söylüyorum. Kardeşim sıfırı düşünme. Sıfırı at. Çünkü sen buradaki üçgenin 10 katı haliyle karşı karşıyasın. Ona bölünmüş halinde x'i bulduğun zaman sonuç x değil bir de 10 çarpılmış hali x olacak. O şekilde de yapabilirsin. Ya da illa 10 olmak zorunda değil. Bunların hepsi 5 katlı bir şey olsaydı büyük sayılar olsaydı yine 5'e bölünmüş haliyle yapardın. Bak bunlar ince noktalar. Bunlar işlem kalabalığından seni engeller. Tamam 170 için bile yapsam belki işlem kalabalığın olmayacak ama ya burası 170 değil de 5'li bir şey olsaydı 5'e bölüp de o zaman daha rahat bir şekilde yapabilirdin kardeşim. Tamam mı? Ya Mesela burası 25 olsaydı ya da 35 olsaydı 35'in karesiyle mi uğraşacaktım? Değil mi? Buna dikkat et. E ne yapacağız hocam? Bir burada pisagor bir de büyükte pisagor. İkili pisagor var. ÖSYM'de çok sever demiştik ikili pisagorda ortak kenar varsa ortak kenarı yalnız bırak. Ortak kenar y hocam. E hocam y kare neye eşittir burada? Küçükte. 13'ün karesi yani 169 eksi x kareye eşittir. Aynı zamanda y kare büyükte neye eşittir? 17'nin karesi 289 eksi x artı 6'nın karesi x artı 6'nın karesine eşittir. Hadi bakalım her ikisi de kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit olacak. O zaman burada 169 eksi x kare eşittir 289 eksi şunu açtığın zaman normalde x kare x kare artı 12 x artı 36 önünde eksi olduğu için hepsini eksiyle çarpacağım. x kare eksi 12 x eksi x kare eksi 12 x eksi 36 yapar. Eksi x kareler ne oldu. 169'u buraya atınca Şurada 120 kaldı değil mi? Ee, 120'den de 36 çıkınca kaç yapıyor? Sanırım 84 yapıyor değil mi? Burası 84 yaptı. O eksi 12x'de öbür tarafa artı 12x diye geçti. O zaman x de buradan kaç yapıyor? Sanırım 7 yapıyor. X'i 7 bulduk ama 10'a bölünmüş halinde 7 bulduk. O zaman cevap kaç olacak? 70 olacak. Bu da güzel bir soru. Dik üçgen kardeşim şu ortak Pisagor'u ÖSYM e soruyor. Üçgenin içinde sormazsa dikdörtgenin içinde. Orada da sormazsa çemberin içinde. Yani orada da sormazsa katı cismin içinde. Mutlaka mutlaka. Yani yüzde seksen ihtimaliyle karşılaşacaksın kardeşim. Tamam. Evet yedinci soru. Balıkesir. Geldik sekize. Geometri kitabında aşağıdaki soruyu çözmek isteyen Mehmet. Sayfanın bir kısmı yırtık olduğu için sorunun çözümünde tahmin yeteneğini kullanıyor. Mehmet deyince dostum arkadaşım ee, soru yazarı dostum arkadaşım Mehmet Karayel aklıma geldi. dinliyorsan selamlar ya da öğrencileri dinliyorsanız selamımızı iletin lütfen. Çok değerli bir öğretmenim. Ondan çok şey çok çok şey öğrendim gerçekten. Çok güzel şeyler. Ee, ya bilgisi donanımı çok fazla ya. Neyse. Mehmet'i görünce böyle yad etmek istedim. Sayfanın bir kısmı yırtık olduğu için sorunun çözümünde tahmin yeteneği kullanıyor. Bak burada bir yırtıklık var. Hmm. AB ile AC kesin eşit şu eşitliği kullanacağım. Tamam bunlar eşit kesin. Bir de CE uzunluğu. Bak şimdi. Bunlar eşit eyvallah. Öbüründe de maviyle göstereyim. CE uzunluğu ondan sonra CD uzunluğuna eşit. Ama bir de A ne eşit? İşte AC'ye mi eşit? Ya da AE'ye mi eşit? Ya da AD'ye mi eşit? Ya da AB'ye mi eşit? Zaten AB'ye eşit olması ile AC'ye eşit olması aynı durum arkadaşlar. Bu durumları inceleyeceğiz. Kağıdın yırtılan kısmında E, D, C ve B harflerini koyduğunda sadece iki harf için sonuç buluyor. Tamam. Buna göre bulduğu sonuçlar arasındaki fark nedir diye soruluyor. İki sonuç bulacakmış. Bakalım. Öncelikle 20 ise tepe açısı taban açıları 80-80 yaptı. E hocam buraya kaç kaldı? 100 kaldı. Bunlar kesin ve net olan şeyler değil mi? Evet sorunun çözümünde bu kalsın diye ben şunu da şöyle bir kopyala yapıştır tekniğini kullanacağım arkadaşlar. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Ee, bizim şu elemanla CD A ne eşit olsun? Mesela A C eşitse. İlk önce ben bunu inceleyeyim. A C eşitse. Hocam şu ve şunun eşitliğinden dolayı taban açıları 100 100 yapar. 100 100 200 yaptı. Buraya da eksi 20 kaldı. bununla eşitliği söz konusu değil dostlar. Değil mi? Evet bak şuradaki x kenarlığa bakacak olursak. O zaman sildik. Başka ne, neye, neye bakabiliriz arkadaşım? Tamam. Ee, A'yı iptal ettik değil mi? Bir de E, D, C ve B harflerini koyduğunda. E, D, C. Tamam neyse. Ya da sırasıyla gideyim ben ya. Sırasıyla E, D, C. Ya tamam C'yi hallettik değil mi? Şu. A, C'ye olmadı arkadaşlar. Şimdi A, E'ye bakayım. Şöyle bir eşitlik olduğunda. Hocam böyle bir eşitlik olduğunda tepe açısı 100 derece 180'den 100 çıkart 80. 2'ye böl 40, 40 yapar burası. 40 yaptı. E ondan sonra ne oldu arkadaşım burada? Başka bir şey var mı? AB ile de AC birbirine eşitti. Hocam bu açı 60 derece olduğundan dolayı 60sa burası da 60 oldu. 60 60sa burası da 60 yapacak. X'e de kaç kaldı o zaman? 20 kaldı. Evet, bir tane sonucu ne bulduk? 20 bulduk. Yazdım buraya. Ondan sonra biz e, neyi hallettik? E'yi hallettik. E'yi hallettik. B'ye koyduğumda da zaten C'ye koyduğumla aynı değil mi? Çünkü dikkat et. AC ile AB birbirine eşit ya. Sen şimdi biraz önce C'ye koyduğunla D'ye koydun, B'ye koydun aynı olacak arkadaşım. O zaman B de iptal oldu direktman. Çünkü CD, CE ve AC eşitliği demek CD, CE ve AB eşitliği demekle aynı şey. E AC'nin eşitliğinde olmadıysa AB'nin eşitliğinde de olmaz. Ne kaldı şimdi? D noktası kaldı. D noktasına da eşitliği koyacağız. Arkadaşlar soru kapanıyor ama ee, şöyle bir şey yapayım. Heh. Şuraya üstüne koymak zorundayım. Bu seferde ne koyacağız arkadaşlar? AD'yi koyalım. Hadi AD'yi koyalım. Şu şekilde eşitliği. Ay gitti. Silme işlemi yapmayacağım burada arkadaşlar. Silme işlemi yapmayacağım. Heh. Şuraya koyuyorum. Ve bu sefer eşitliği böyle gösteriyorum. Hocam böyle bir eşitlik olduğunda tepe açısı kaç derece yaptı? 80. E, 180'den 80 çıkart. Bak şu ikisi kenarlığa bakıyoruz. 180'den 80 çıkart. 100. 2'ye böl. 50-50 yapar taban açıları. E, bunun taban açısı tamamı 50 olduğundan buraya 30 kaldı. E sonra hocam şu x kenardı. 50 ise o zaman burası da 50 yapar. E, 50 50 100. Biz devrekli dongulakta öyle diyorlar. Buraya kaç kaldı? 80 kaldı. O zaman ikiz açısına da ne kaldı? 30 kaldı. Evet sonucu ne bulduk arkadaşlar? 30 bulduk. Birinde 20 bulmuştuk. Birinde 30 bulmuştuk. Benden bulduğu sonuçlar arasındaki fark isteniliyor. Yani 30 eksi 20'den cevapta böylelikle 10 çıkar. Evet 8. soruyu Balıkesir bulduk. Geldik 9'a. Düz bir zemin üzerinde Akın ile Zehra arasındaki uzaklık 6 metredir. Şimdi Akın ile Zehra arasındaki uzaklık. Şöyle yapalım. Akın burada olsun. Zehra da burada olsun. Tamam mı? Ve aralarındaki uzaklık da 6 metreymiş. Aralarındaki uzaklığı da şöyle göstereyim. Akın ile Zehra. Bu arada Akın'ı ilk defa mı kullanıyorum? Zehra'yı daha önce kullanmıştım. Zehra yeğenimdi. Abimin kızıydı. Zehra'nın kardeşi de Akın. Yani Akın da benim yeğenim oluyor. Kendileri. Evet. Şuradaki mesafeyi 6 vermişler. Peki. Şimdi ne oluyormuş? Akın 6 metre kuzey yönünde ilerledikten sonra 6 metreyi kuzey yönünde ilerlet bakalım. 6 metre kuzey yönünde ilerledim şimdi. 6 metre kuzey yönünde ilerledikten sonra saat yönünde 130 derece dönüp yürümeye devam ettiğinde Zehra'nın bulunduğu noktaya geliyor. Bak normalde devam etse böyle olacak. Saat yönün saat yönü neresi arkadaşım? Saat yönü bu şekilde. E ben şimdi bu elemanı saat yönünde döndüreceğim 130 derece. Böyle gitmesi gerekirken hop 130 derece döndüreceğim. Bu şekilde dönüp sonra gittiği zaman bu şekilde Zehra'nın olduğu yere doğru gidiyormuş. E dönme açısı neresi? İşte dönme açısı burası. Hop şöyle. Kaç derece dönüyormuş? 130 derece dönüyormuş. Yani senin dönme açın burası oldu. 130 derece oldu. 130 derece dönüp yürümeye devam ederse Zehra'nın olduğu noktaya geliyormuş. Yani burada bir ikiz çıktı. Hatta 130 derece ya burası. Burası da 50 derece mi oldu? Evet. Devam edelim şimdi. Kuzey. Kuzey olarak da nereyi tayin ettik? Yukarıya tayin ettik. Tamam. Ya Zehra'yı buraya koyabilirdik. O zaman olmazdı. Akın sonunda olacağını o şekilde tahmin edebilirdiniz. Neyse devam edelim. Evet Zehra ise 6 metre ilerlediğinde, Zehra da 6 metre ilerlediğinde Akın'ın izlediği yol üzerine gelmiştir. Hmm. Şu şekilde 6 metre ilerlediğinde Akın'ın izlediği yol üzerine gelmiş. Oo. Hocam Zehra'yı 6 metre ilerlettik. Tam olarak nereye geldi? Hop şöyle getirelim. O da buraya geldi. 6 metre. Tamam. E buradan bir şeyler çıkacak arkadaşım. Dikkat edersen senin şu elemanla şu eleman birbirine eşit mi? Eşit. 50 ise burası da 50. 50 50 100. Buraya ne kaldı o zaman? 80 derece kaldı. E hocam şurada da bir ikizkenarlık var. E, İkizkenarlıktan dolayı burası da 80 yaptı. 80 80 160. Buraya da 20 mi kaldı? Evet. Devam edelim. Zehra ise 6 metre ilerlediğinde akının izlediği yol üzerinde gelmiştir. Evet Zehra buraya geldi. Buna göre Zehra son konumundaki bulunduğu yerden en az kaç derece dönüp yönünü değiştirmeden ilerlerse akının olduğu yere gelir. Normalde bizim Zehra buradan devam etse böyle gidecek değil mi? Bizim Zehra dönüş yapacak ya böyle dönüş yapıp buraya gelecek ya da buradan giderken böyle dönüş yapıp buraya gelecek. Ama en az kaç derece döndüğü soruluyor bize ve saat yönünde mi saat yönünün tersi mi? o neresi olduğu sorulmamış. O zaman bizim Z abi öyle gitmesi gerekirken sanki şöyle bir dönüş yapsa işte bizden bu isteniyor. Buradaki dönüş açısı isteniyor. Sen yoksa 80'i bulup 80'i mi işaretledin? Vah vah. Dikkat et. Bizim dönüş açısı burası değil mi kardeşim? Evet 80 değil. Kaç yapıyor? 80'i 180'e tamamlayanı 100 derece yapıyor. Yani cevapta böylelikle D seçeneği oldu. Dönüş açısına lütfen ama lütfen dikkat et. 9. soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik 10. soruya. Bu da benim salladığım böyle bir üçgen yok arkadaşlar. Salladım. Yani ortik üçgen diye salladım. Kenarlarından birinin uzunluğu diğer iki kenarının uzunluğunun geometrik ortalamasına eşit olan üçgenlere ortik üçgen denir demiş. Ee, geometrik ortalamayla değil de ÖSYM'de aritmetik ortalamasını sormuştu bunun. 3 tane şık vermişti. 3'ünü incelettirmişti. Ben de burada 4 tane vermişim. 4'ünü inceleteceğim. Buna göre diyor üçgenlerinden hangileri ortak üçgen olabilir diye soruluyor. Ha, olabilir dediği için böyle illa kesinlikle olsun diye bir şart yok. Mesela ben buraya hocam 5 dersem bu 4 5 9 ile ilgili bir üçgen var ama değil mi? Ama bu ortik üçgen olmuyor. Değil mi arkadaşlar? Ha, bu ortik olabilir mi şimdi ona bakacağız. Şimdi geometrik ortalama neydi arkadaşlar? Karekök içinde A ile B'nin Geometrik ortalaması nedir? Karekök içinde a çarpı b'dir. O zaman 4 kere 9 36. Karekök içinde 4 çarpı 9 36 6 mı yapıyor? Evet. E işte burası 6 kenarını alabilir mi? Evet 4 9. Şu ikisinin geometrik ortalamasını buraya yazdığım zaman bu 6 böyle bir üçgen oluşuyor arkadaşlar. Evet evet. Ama üçgen eşitliği de oluşuyor mu? Dikkat et. Üçgen eşitliği 6'yı araya al bakayım. Toplamlarıyla farklar arasında 13 ile 2 arasında sağlanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla birinciyi alabilir miyiz? Alabiliriz. İkinci. Hocam her bir kenar eşkenar üçgen ya. Bir bir bir. Bir kenar diğer iki kenarın çarpımlarını çarpımlarını mı yapıyor? Evet. Çarpımlarının kara kökü mü yapıyor? Evet. Bir çarpı bir bir olduğundan dolayı evet. Şu iki kenarın bakın bu kenarla bu kenarın geometrik ortalaması bir yaptığından bu sağlanıyor mu? Kesinlikle ama kesinlikle sağlanıyor. Bu da oldu. 2 de oldu. Üçüncüye bakalım. 50, 65. E buraya 65 kaldı. E hocam o zaman şunu yapacağız arkadaşlar. Buraya x. Şu farklı kalem yapayım. Şuraya x. Buraya x. X kenar ya. 50, 65, 65 ya. Buraya da y diyelim. Ya şimdi bir kenar. Mesela şu olacak arkadaşlar. E, y kenarı. Şu ikisinin geometrik ortalaması mı? Kare küçünde x çarpı x mi? x kare yapıyor. O zaman x mi oldu? E hocam y x olduğunda oluyor. Demek ki x kenar üçgende sağlanıyor. Deme. Çünkü niye? Y x olduğunda eşkenar üçgen olması lazım bunun. Değil. Eşkenar değil ki bu. Böyle bir üçgen sağlanmaz. Peki şu ikisinde geometrik ortalaması olabilir hocam. Onu da düşünebiliriz. E o zaman e, x kenarı da şöyle düşünelim. x kenarı da ne eşit olacak? Biraz önce y'yi düşünmüştüm. x kenarı da kök x çarpı y'ye eşit olursa. E o zaman karesini aldığımızdan x kare de buradan x çarpı y'den. Burada da y eşittir x geliyor. E burada da y yerine x yazdığımda yine eşkenar oluyor. Hiçbir durumda bu sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. O zaman geçtik bunu. Şimdi öbürüne gelelim. Bir kenara x diyecek olursam x'inin kare kökü yani burası kök x. Ama hipotenüs daha büyük olacak ya tam tersi. Burası xken burası kök x diye bir üçgen var mı diye arayacağım. Sonuçta x kenarı diğer x'inin geometrik ortalamasına eşit oluyor değil mi? Pardon. Ee, şu x kenarı 1 ile kök x'in yok. Şu kök x kök x neye eşit? 1 ile x'in çarpımlarının kare eşit oldu. Evet. Şuraya x dersem şu x'in çarpımı kare kökü burası. Böyle bir üçgen var mı? Var arkadaşım. Var. Pisagor bağıntısı yaparsın. Oradaki x değerini de bulursun. Hatta sen hiç üşenme. Buraya 2, 2, 2 sağlamıyor gerçi ama 1 olduğunda e, bulabiliriz. Pisagor bağıntısına bakarsın. Yap, yap Pisagor bağıntısını. Hocam x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı kök 2'sin karesi. Yani x yapıyor. E buradan ne geliyor arkadaş? x kare eksi x eksi 1 eşit sıfır geldi. çarpanlara ayrılıyor mu diye bakacaksın. Sadece bence deltasına baksan yeterli. Delta dediğim b kare eksi 4 ac. Yani eksi 1'in karesi b kare eksi 4 çarpı a çarpı c. 1 çarpı eksi 1 bu da büyük sıfır yaptı mı yaptı. Büyük sıfırsa çarpanlara ayrılıyor. İki kökü var. Pozitif kök bizim için önemli. Demek ki kökü varsa x değeri var demektir. O zaman dördüncü de sağlanıyor demektir. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir soru. Yani bunların bu şekilde yorumlanması bile ikiz kenar üçgen, eşkenar üçgen ya da şuranın bir olması bile yani soruyu gerçekten çok mükemmel yapıyor. ÖSYM'nin sorduğu daha kolaydı da aritmatik ile ilgili olan kısmı. Ama bu bence çok hoş. Bununla da ilgili böyle geometrik ortalamada ilgili böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Bence çok da güzel yorumladık arkadaşlar. Güzel bir şey de öğrenmiş oldunuz. Cevap 1 2 4 yaptı yani D seçeneği oldu. Geldik 11. soruya. Bir baba 6 ve 3 yaşındaki çocukların aralarındaki kilo farkından dolayı birlikte oynayabilmeleri için eşit kollu olmayan bir tahterevelli yapmıştır. Mantıken düşünün çünkü her ikisi de işte olsaydı dengesizlik olacak değil mi? 6 yaşındaki daha ağır olacaktı hep yukarıda olacaktı. Ama şu küçük olan böyle akıl dolu hareket görüyor musunuz arkadaşlar? Bak hikaye bile böyle mantık mantık başka bir mantık veriyor. Şurası uzun olursa bunun ağırlığı az olduğu zaman fizik kuralı da geçerli. VIP fiziğe buradan da selamlar bu arada. Ee, daha da şey olmayacak mı arkadaşlar? Burası daha uzun olduğu için en azından bir denge sağlanmış olacak. Tamam mı? O baba da ben olayım. iki çocuk da Ege Kerem olsun diyeceğim ama biri de kız olmuş. Neyse. Evet 180 bu şekilde bir şey yapmış. Sonra tahterevelli doğrusal bir parça zemine dik olacak biçimde. Yani şundan bahsediyor. Destekten bahsediyor. Bu parçayı birleştirilen bir destek üzerine konulmuş bir tahta parçasından oluşmaktadır. Yani burada tahterevelli'nin tahterevelli'nin tanımını yapmış. Düz bir zemine Yerleştirilen bu tahterevellerin de sağ ucu şekil 1'deki gibi yere değdiğinde sol ucunun yerden yüksekliği 180 santimetre oluyor. Tahterevel leş şekil 2'deki gibi olduğu zaman 160 santimetre oluyor. Bak ÖSYM eş şekilleri çok seviyor. Birinci şekildeki de eş şekil, ikinci şekildeki de eş şekil değil mi? Evet eş şekillerde kenar uzunlukları bizim için önemli. Bizden ne isteniyor? Desteğin uzunluğu isteniyor. Şuradaki desteğin uzunluğu isteniyor. Hocam şuraya AB dersem bu uzunluklar hala burada da AB mi? Evet. E burada temel orantı var arkadaşlar. Şunlar birbirine paralel. E A bölü A artı B değil mi? Yazayım şuraya. A mavi ile yazayım hatta. Hocam A bölü A artı B neye eşittir? X bölü 180 eşittir. X bölü 180 eşittir. Peki şuraya bakacak olursak. Burada da B bölü B artı A. Destek uzunluğu yine X değil mi burada? Evet. X bölü 60 eşittir. B bölü B artı A eşittir. X bölü 60 eşittir. E burada şunu yapabilirsiniz. İçler dışlar yapıp bir şeyler elde etmeye çalışırsınız. Ama benim için önemli olan burada ne arkadaşlar? Böyle bir şeylerden kurtulmak. İçler dışlar yapınca gelmiyor. Ya arkadaşlar burada taraf tarafa oranlayalım. A artı B'ler canımı sıkıyor. Oranladığım zaman A artı B'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. A artı B'ler nalay. Sol tarafta A bölü B kaldı. Ya taraf tarafa böyle çarpıp da işler dışlar çarpımı yapıp da e, bilimin denklemlerle de sonuca ulaşabilirsiniz ama bazen oranlama daha kolay oluyor. E, tamamı oranladık böyle. E, bunu oranlayınca da bunlar gitti. 60 bölü 180 yaptı. 60 bölü de 1 bölü 3 değil midir? Evet. E işler dişler yaptığım zaman hatta buradan B neye eşit oldu? 3 aya eşit oldu. Kardeşim B yerine 3 A yazdım şimdi burada. Temel orantıyı bir daha uygulayayım burada. 3 bölü 4 oran mı oldu? Evet. 3 A'nın 4 A'ya oranı eşittir. X bölü 60 olacağından Hocam 4'teki 60'sa işler işler yaparak da, da bulabilirsiniz. 4 4'teki sa 15 katı 3'teki de 15 katıdır. Kaç yapar? 45 yapar. Yani cevap böylelikle 45 bulmuş olduk arkadaşlar. Gerçekten bu da hoş sorulardan biriydi. Evet bu mantık tahterevelli mantığında ee, bir eşitlikli Ya bu şekilde iki sene arda arda bu mantıkta soru sordu arkadaşlar. Ama bunu tahterevelli mantığında değil hala gelmeye aday bir soru farklı bir tarzda Tahterevalli olmadan başka bir şeyle karşımıza çıkarabilirler. Ne bileyim aklıma bir hikaye geliyor şu anda. Mesela bir tulumba sorusu. Yani şey e, ne bileyim denizin içine böyle suyun içine sokmalı çıkartmalı bir şey gelebilir mesela. Olabilir. Hatta suyun içine soktuğun zaman bak 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 güzel bir şey geldi aklıma. Bak. Şurası su olsun mesela. Suyun içine böyle soktuğunda şöyle bir şey olur. Suyun içine soktu ya. O zaman ne olacak? Bak kelebek benzerliği girecek işin içine. Suyun içine girdiği zaman da. Gördün mü? Böyle bir şeyle de karşılaşabilirsiniz. Bir de öbür taraflı şey yapabilir. Öbür taraflı olduğu zaman da şöyle bir şey yapabilir. O zaman böyle şuradaki mesafeler sorulabilir mesela. Tamam. ilginç şeyler böyle düşüncükçe gelir kardeşim. Evet. Bak böyle ne kadar şey olduğumda görüyorsunuz. Tam böyle silmek için uğraşıyorum bazı şeylerde. Neyse. Evet. Adana bulduk cevabı geldik 12. soruya. Bakalım 12. soruda ne demişim? Bir ABC üçgeni ve bu üçgenin BC kenarı üzerinde alınan bir D noktası ile ilgili 4 ifadeden ikisinin doğru, ikisinin yanlış olduğu biliniyormuş. Evet, üçgenimizi çizelim arkadaşlar. Şimdi bir ne diyor? ABC üçgeni ve BC kenarı üzerinde alınan bir D noktası. ABC üçgeni çiziyorum şimdi dostlar. Şöyle çizeyim. Yazayım şuraya. A, B ve C'yi yazdım. Sonra BC kenar üzerinde alınan bir D noktasından bahsediyor. Sonra BAC açısı 90 derece diyor. Bak dikkat, ee, 90 derece olma durumu var. O zaman ben bunu 90 derece olacak şekilde çizeyim biraz, biraz 90'a benzesin en azından. Ya 90 derece olacak diye bir şart yok da, en azından birazcık, azıcık ucundan azıcık böyle benzesin. A, B, C yazdık. Sonra BC'de bir D noktası seçtik. Eyvallah. Bu ve buradaki yandaki verilen özelliklerden ikisi sağlanacak, ikisi sağlanmayacak. Özelliğe bak şimdi. Bir de ne çiziliyor burada arkadaşlar? BD uzunluğu da şeyde ee, AD uzunluğu da çizilecek. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar ne var burada? Bak 90 derece olması var. 1. BD ile DC'nin eşit olması var. A 90 olursa eğer bunlar da eşit olursa muhteşem üçlü olur. Burası da eşit olur. BD ile AD'nin eşit olması var. BD ile AD'nin eşit olması var. Tamam. Bir de alanların birbirine eşit olması var. Alanların birbirine eşit olması var. E hocam zaten burada ne var? Muhteşem üçlü var. Hmm. Muhteşem üçlü sağlanıyorsa olmayacak. Buna göre ikisi doğru olacak. ikisi olmayacak. Buna göre diyor bu ikisi hangisi olabilir diye soruluyor. Mesela bir 3'e bakalım. Şöyle bir üçgende 1 3 üç sağlanırsa. Bak şöyle bir 3 ne diyor? 90 derece ve BD ile AD'nin birbirine eşit olması. 90 derece ve şununla şu birbirine eşit olursa hocam muhteşem 3'den dolayı burası eşit olur. E burası eşit olunca burası da A burası da A alanı olur bu olur. Yani bu iptal oldu arkadaşlar. Olmaz. Diğer bütün şartlar sağlandı. O zaman öbürüne bakalım. 1 ve 4 diyor. 1 ve 4. Yani 90 derece olması ve alanın birbirine eşit olması, alanların birbirine eşit olması. E hocam alanların eşit olması demek. Buradaki kenarların eşit olması demek. Buradaki kenarların eşit olması demek. Muhteşem üçlü sağlanıyor demek. Yine 4 özellik sağlanmış oldu. 2 ve 3 diyor. 2 ve 3'e bakalım şimdi. Ee, eşitlik olacak bir de eşitlik olacak. Yani şunu şöyle çizeceğim. Bununla bu eşit olacak. Bununla da bu eşit olacak. E hocam böyle bu durumda da muhteşem üçlü sağlandı. Ve e bunlar birbirine eşitse. Burada kalan aysa burada kalan da A olur. yine 4 durum sağlandı. Olmadı. Öbürüne bakalım. Yani bu da iptal bu da iptal. 2 ve 4 diyor. 2 ve 4 olunca 2 ve 4'e bakıyorum şimdi. 2 ne demek? BD ile DC'nin birbirine eşit olması demek. BD ile DC'nin birbirine eşit olması. 4 de alanların birbirine eşit olması demek. E hocam tamam. Bunlar eşit olursa alanlar eşit oluyor. Başka bir şey yazabiliyor muyuz? Yazamıyoruz. 90 hocam. Yo yazamam. Şuranın eşit. Yo yazamam. O zaman cevap ne olacak? D şıkkı olacak arkadaşlar. E, 3 ve 4'ün de olmadığını göstereyim ben sana. 3 ve 4 ne diyor? Eşitliklerin olması yani bununla bunun eşit olması alanların da eşit olması diyor bana. E dostlar alanlar birbirine eşitse bununla da bu birbirine eşit olur. Muhteşem şu sağlanır. Burası da 90 derece olur. Yine 4 tane şart birden sağlanmış mı oldu? Evet. İşte ek çizimlerle ilgili gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. O sene bunu ikiz kenar ek çizimiyle ilgili sormuşlardı. Ben de bunu muhteşem şuraya çevirip o şekilde sordum. Çünkü ÖSYM kendini tekrar ediyor ya aynısını sormasa bile lacivertiyle karşımıza gelebilir diye bu sefer de muhteşem üçlüsünü sordum sana dostlar. Evet örnek 12'yi bu şekilde bulduk ve geldik örnek 13'e. Hmm. Bu sefer de orta tabanlısını sormuşum. Bak bak bak. Şimdi sen mantığı anladın. Hadi bakalım. Kendinde yapıyorsundur. Yapmışsındır zaten. Ama bir daha e, ikisini de yapamadıysan şimdi birini anladın ya birine de bakabilirsin. Bir ABC üçgeni. Elimizde yine bir ABC üçgeni var. ABC üçgenini şöyle bir çiziyorum. Harfleri de yazıyorum. Hiçbir şekilde eksik bir şeyimiz olmasın. AB kenarı üzerinden bir D noktası seç diyor. AC üzerinden de bir E noktası seç diyor. Ve DE uzunluğu var mı? Var. Şimdi burada bütün şartlara bak. Aynı soru. Bu üçgen için doğru olan ifadeler hangisidir diye soruluyor. Şimdi alınan bir E noktası ile ilgili 4 ifadeler ikisinin doğru ikisinin yanlış olduğu söyleniyormuş. A ile EC birbirine eşit diyor. Birincisi bu. DE paralel BC diyor. DE ile şu 1'e 2 oranı olacak diyor. Ve alanlar oranı da 1 bölü 3 olacak diyor arkadaş. Bak şunlar eşit. Şunlar paralel. 1'e 2 oran var. E, dolayısıyla ortalama ben Burası da eşit olmuyor mu? Oluyor. E, 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 4 olduğundan A ise 4A alanlar şartta bu şekilde sağlanmış oldu. Bakalım şimdi tek tek inceleyelim arkadaşlar. Tek tek inceliyoruz. 1 ve 2 demiş. 1 ve 2 sağlanırsa. Hocam 1 ve 2'ye bakıyoruz. Şunu şöyle çiziyorum öncelikli olarak. 1 ve 2. D, A, e ile E, C birbirine eşit diyor. Şunlar birbirine eşit diyor. Bir de paralellik var diyor. E hocam hem eşitlik hem paralellik varsa direkt orta tabandır zaten bu. E şunlar da birbirine eşittir. 1'e 2 oran vardır. E 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 4 alanlar da A'ya 3A şeklinde oluyor mu oluyor. 4'ü birden sağlandı. Olmadı. 1 ve 3 diyor. 1 ve 3'e bakalım şimdi. 1 ve 3'e baktığımız zaman niye kırmızı ile çizmiyorum ha? Şöyle 1 ve 3'e baktığımız zaman 1 ve 3 ne diyor arkadaşlar? A e ile EC birbirine eşit diyor. Yani şurada olsun diyor. Bir de 1 bölü 2 oran olacak diyor. Hocam burası K iken burası 2K olacak. Yok. Sadece bu orta tabanda bu iki şartta orta tabanlık sağlanmıyordu. Çünkü şunun bu durumu da olabilir. Burada şöyle bir durum da var arkadaşlar. K'lık bir durum böyle de olabilir ya da kalıp bir durum aşağı doğru da olabilir. O yüzden bunlar hem eşit hem de 1'e iki diğer şartların sağlandığı anlamına gelmiyor. Ben bunu orta tabanda anlattım. En az iki şart sağlandığı zaman diğerleri de sağlanıyor. Yalnız sadece bunlar bir bunların birbirine eşit olması ve 1'e iki durumu olmaması durumunda diğerleri sağlanıyor diye söylemiştim. Hatta tamam bu aklımda bir soru işareti oldu. Bu gitti. Bu soru işareti oldu. Diğerlerini bir deneyelim. Diğerlerine bakacak olursak arkadaşlar 1 ve 4 diyor. Eşitlik ve alanların birbirine eşit olması. Şunlar eşit ve alanlar da A'ya 3Aysa. Arkadaş alan dağıtacak olursak hop şöyle Çizdik alan Aysa çizdik alan A oldu. Buraya 2A kaldı. Hocam 2A'ya 2A alan olduğu için şunlar da birbirine eşit oldu. E bunlar eşit, bunlar eşit. Orta taban sağlandı. Bunlar da paralel olur. E gerçekten diğer şartlarda sağlanmış oldu. Öbürüne bakalım. Yani bu iptal oldu. 2 ve 3 diyor. 1/2 oran. Yani şurada 1/2 oran olsun diyor sana. K ve 2K oran olsun diyor. Bir de ne diyor sana? Alanlardaki oran A iken 3A olsun diyor sana. Değil mi? Değil mi? 2 ve 3. Ha 2 ve 3'ü. 2 ve 3. Yani 2 ve 3 ne diyor? Paralellik olacak ve 1 bölü 2 olacak. Evet arkadaşlar. Hem paralellik hem de 1 bölü 2 oran olduğunda da yine. Hocam benzerlik oranı 1 bölü 2 ya. 1 bölü 2. E o zaman bununla bu birbirine eşit olmak zorunda diğer şartlarda sağlanıyor. O zaman burası A iken burasındaki alan da e benzerlik oranının karesinden dolayı geliyor zaten. E bu da iptal oldu. 2 ve 4 diyor. 2 ve 4'e baktığımız zaman da paralellik ve alanlarının birbirine eşit olması. Ee, bak şimdi. Şunlar paralel olsun diyor. Alan burası A iken burası da 3A olsun, diyor, değil mi? Yanlış yapmayalım. Evet. Şimdi bunlar birbirine paralel ve alanlardaki oranlama 1'e 3 verildiği zaman Burada ne yapacağız peki? Hocam şunlar paralel ya. Bunlar benzer zaten. Benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşit. Alanlar oranı de benzerlik oranına eşit. Alanlar oranı hocam bu üçgenle büyük üçgen 1 bölü 4. karekökü 1 bölü 2 yapar. Benzerlik oranı 1 bölü 2. Yani burası A iken burası 2 A yapar. Yani buraya daha kaldı. Yani bunlar da birbirine eşit oldu. Hatta bunlar da eşit olur. E, bütün şartlar yine sağlanıyor. O zaman bu da iptal oldu. Yani cevap gerçekten 1 ve 3 oldu. Bunu da unutma. Konu anlatımı gibi düşün. Sadece eşitlik ve 1-2 olan olduğunda bu orta taban şartı sağlanmıyor kardeşim. Tamam. 13'ü bulduk. Güzel bir soruydu. Ve geldik son soruya. Bir okçu yayını tam ortasından tutup bak. Bunu boşu boşuna vermemiştir. Yayını tam ortasından tutmuş. Adam buradan tutmuş. Bu ne demek? Hocam şu kenarlı şu kenar eşit demek. Değil mi? X birim geri doğru geldiğinde X birim geldiğinde. He. üç farklı giriş söz konusu burada. Buradan geldiğinde tam ortasından tuttuğu için bunlar birbirine eşit. X 100 arada 120 derecelik açı oluşmuş. X birim geldiğinde. Normalde yay burada ya. X geldiğinde 120 derecelik açı oluşmuş. Sonra e, Y birim daha geldiğinde 90 derece açı oluşmuş. Ama ortadan tutmaya devam ediyor. Yani bunlar da birbirine eşit. Sonra Z birim daha geri geldiğinde de 60 derecelik açı oluşmuş burada. Çok güzel. Hocam ilk üçgenimiz nedir? 120 30 30 üçgeni değil mi? Evet. Sonraki üçgenimiz nedir? Hocam 90 45 45 üçgeni. Hemen şuraya 45 yazayım. Şurası da 45 olacak. Sonraki üçgenimizde tepe açısı 60 180'den 60 çıkart. 2'ye ee, böl. 60 60 oluyor. Eşkenar oluyor ya da ikiz kenarda çizilen yükseklik olduğu için burayı 30 30 diye parçalıyor diye de söyleyebiliriz. 30 90. Şurada da 60 derece diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ilk üçgenimize bakalım. Bizden x, y, z sıralanışı isteniyor. E başlayalım. x 30'un karşısı x'e. burası 60 değil mi kardeşim? Şu 90 çizilmiş zaten hala hazırda. Evet öyle. E o zaman 30'un karşısı x e. buraya x kökü diyebiliriz. Ama sıralama isteniliyor bizden. 30'un karşısına bence 1 diyelim. 60'ın karşısı kaç yapar? Kök 3 yapar. Burayı kök 3 bulduk. E sonra hocam y birim daha geldim. 90 derece oldu. Bu bir x dik üçgen. E 45 90 hatta burası da 45 oldu. Şu da ikizkenar bir dik üçgen. Yani burası ne olacak o zaman arkadaşlar? Kök 3. E kök 3 tamamı 1 buradaysa y'ye de kök 3 eksi 1 mi kaldı? Evet. X'i 1 bulduk. Y'yi kök 3 eksi 1 bulduk. Z'ye bakalım şimdi arkadaşım. E büyük de 30 60 90 üçgeni olduğu için. Bunun da tamamı ne yapıyor? 30'un karşısı bak burada. 30 60 90 üçgeni 30'un karşısı kök 3. 60'ın karşısı kaç yapar? Kök 3'ün kök 3 katından dolayı 3 yapar. E hocam kök burada. O zaman Z'ye de ne kalıyor? 3'ten kök3'ü çıkartacağım. Z de 3 kök3 olacaktır. 3 kök3 olacaktır. E bana kök3'ün yaklaşık değeri lazım. 1.7 ya da kök3'ün yaklaşık değerini biz nasıl buluyoruz arkadaşlar? Şimdi kök3'ün yaklaşık değerini bulurken bu 1 ile 2 arasında değil mi? Evet. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4 olduğundan dolayı karesi de 3 yapıyor. Evet. Ama 2'ye daha yakın. İşte bu da yaklaşık ne yapıyor arkadaşlar? Yaklaşık 1.7. O zaman buna 1.7 verdiğimde 1.7'den 1 çıkarttığım zaman burası 0.7 yapar. 3'ten de 1.7 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? Burası da 1.3 mi yapıyor? Evet x değeri 1 iken y değeri yaklaşık olarak 0.7 z değeri de yaklaşık olarak 1.3 oldu. Bizden sıralanışı isteniyor. Küçükten büyüğe doğru sıralanışı isteniyor. En küçüğü hangisi? Y. Sonra en küçükten sonra x mi var? Evet. Y küçüktür x, o da küçüktür z mi çıktı arkadaşlar? Aynen öyle. Yani cevap y, x, z oldu. Cevap B seçeneği oldu. İşte böyle matematikle de ilgili işin içinde. Ya geometri matematik demek zaten. Yani matematik işlemler var işin içinde. E, köklü sayılarla da ilgili böyle bir işlemin bir kısmında buraya katmışlar, yaklaşık değerini sormuşlar. Gerçekten e, bu da böyle sorularda olmak zorunda. Mesela. Dikdörtgen ve kare sorularında da çarpanlara ayırmayı bak özellikle ÖSYM çok seviyor. Onlarla karşılaşacaksınız. Yani matematiksiz olmuyor kardeşim. Burada da kök 3'ün yaklaşık değerini sordurmuşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Ve böylelikle bitirdik mi gençler? Vallahi bitirdik. O zaman sırada ne var? Dörtgenler var. O 10. haftada dörtgenlerle sizle görüşüyoruz. O zaman bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.